Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün biz Ulubey Köseler köyüne geldik. Hamide abamı yük ediyorlar. Biz de sabah tabak kardelen eşim sağ olsun getirmedi. Evet, bizim için de iyi oldu. Hem gezen gelen hem yiyen diye oraya geldik. Maşallah onlar da zaten toplanmışlar, yapıyorlar. Evet. Şöyle yukalar gerçekten bizimkinden çok farklı. Hem büyük. Hani diyorum ya davuz inisi diye standart aynı şekilde evet. Bakın şöyle göstereyim ki bu taraf ak oluyormuş, bu tarafı kızarmış. Gerçekten bir şey. Bu yağına denk getiriyormuş değil mi kızartırken? Evet. Böyle ters yere buraya yok kızartırken. Hamide babamın görümcesi oluyor bir şeyler ki. Pişirici yaşar yenge. Açıcı da bizim Permingil'in yengesi oluyor akrabası. Tabii ki Permin'de vavuç gözükmediği için onu çekmiyoruz. Evet, Permin teyzem benzirme yapıyor, Gülay yenge de büyütüyor, açıyor. Ha, işte burada bu köyde, ne diyorlardı ona? Aç benzirme mi? Hayır. Çevirtme mi? Çevirinti. Evet. En sonunda büyütme oluyor işte. En sondaki. Teyzem mesela açtı şu an Gülay yengeyi, verdi, o da büyütecek. Burada Gönül teyzem de var bakalım. Bol közde bir şey yukalarımız tabii ki. Şişinen bir de bak. Biz şeyinen şişir bitir bizine. Evet. Şişinen. Ha bizde şey şişinen şirin oluyor. Onu da bak köyde bir şey. Ben ilk defa teyzem gibi gördüm dün. Pervi teyzem gibi. Şişte pişirdiğini. Hava da bugün gerçekten çok güzel. Yarın yine biz yıkayacağız. Yarın da bakalım babaannem ne olacak. Şurada da Hamide teyzem var. O da bakalım bezeleri tutuyor. Ben eşit olsun atıyorum. Diye. Evet. Hani şöyle beraber gidelim. Ha dur. Rüzgar tansiyonu göstereceğiz bakalım. Teyzemin torunu. Gönle bab. Evet. Biliyorsunuz ikinci numara. Hamide bab en büyük. Ondan sonra Nazmiye bab. Ondan sonra Sabahit bab. Ondan sonra ben. Sonra Pervin teyzem. Dayım. Ondan sonra olan kardeşim. Bakınız bunda makine yoğurmuş zaten. Bu ikinci hamur dediler değil mi? Bilmiyorum. Evet, ikinci. Üçüncü de yoğuracak değil mi baba? Evet. Teyzem bir çuval undan yapacakmış bugün. Hepsini yapacak herhalde. Şöyle tavuklu horoz. Ne güzel ağacın üstüne çıkmışlar. Biraz da yakınlaşayım. Şimdi inerlerse. Çok hoşuma gitti ya. Teyzem gösterdi. Özellikle horoz ne güzel oraya oturmuş. Teyzem bugünkü küçük. Öyle bizimki gibi büyük değil. Geçen de geldiğimizde çekim yapmıştım yine burada. İşte bu şekilde köyleri ova değil biraz taşlık. Ama güzel bir köy. Ben buraya da gelmesini çok seviyorum. Önceden teyzem bile kalmaya sık gelirdim de bu YouTube işine başlayalı pek gelemedim. Hani biliyorsunuz ki videolar çektiğimiz için öyle bu aralar hem pandemiden dolayı falan uzun zamandır kalmaya gelmemiştim bakalım. Teyze yapılan yukalar nerede? Onlar yukarı mı? İçeride. Işte? Ha şimdi götürürüz teyze. Bunu da götürdük mü görsün. Böyle düzgün olması için ziniye koyun. Ziniden de koyuyorlar ziniye. Ondan sonra yukarıya aban. Ertesi gün mi olacak Yaşar aba? Ertesi gün bunu birer birer zininin başka zini çevireceğimiş yani değiştireceğimiş. Bu kişi. O ne olacak? Güze gelecek değil mi? Üste gelmiş olacak. Yani yok bunlar böyle döşecek. Yine böyle döşecek de. Ellendirecek. Hava almış oluyor periye göre. Adet geri farklı. Bir sene, iki tamam. Sene, bir sene durur. Bir şey olmaz. Bir sene de durur. Yılına kadar durur. Hiç çuka bozulmaz. İyi bir şey değil mi? Kardeş çok olunca bana iş düşmedi. Bizim bu Pervin Çervinti'yi geçti. Bize kalmadı. Bize dedik ev iş görüyor. İyi olunca biz de oturuyoruz. Sene çalıyoruz. Şöyle bak sabahleyin gelmiş. Enişten bir seyirci de lazım bir işe ya. Değil mi? Biz aynen. Olmasak yazabilecekler miydi? Bana dedi ki takipçilerin peran diyor. İyi ortun hadi sen gittin diye düşürmedin gelecekler. Diyorlar da otur periyan açıp dinlen diyorlar. Uyum kurusun oturamıyor ki bazen ama permi vermedi işte. Geçirdi sen geç. Değil mi? Yap geçer. O zaman da şey dersin. Açık da periyan edersin. Yaşar abi alayım ben yukayı koy yengeli. Çuval mı da? Öyle. Bakalım teyzem gibi odaya koyacaklar yufkaları. Şöyle. Kapıyı kapat gel ol. Bayağı dolmuş sabahtan beri. Anne bu 50'ye yakın var mıdır? Fazladır fazladır. Bakınız şöyle gösterem ki incecik unlu falan değil. Hiç unlu. Evet maşallah çok güzel saçım olmuş. Saçım daha periyan hiç. Bak. Maşallah çok güzel. Bir de bana geldik biz de babam bizi kurtardı böyle ezelde. Maşallah hepsi bir makinede açmış gibi değil mi? Beze evet. Önemli. Beze de bir de şey oldu mu? Babam kendi çok güzel bezeyi. Böyle bu tarafı mı? Ah
Valla ben kabuğu keseceğim buraya. Böyle yumuşak gibi oluyor. Bir şey olmuyor mu ki ya? Hayır. Nasıl oluyor? Böyle gazı kırıklığına devam bir senede duruyor. Valla bizim köydekinden değil mi kaliler? Biz seriyoruz, bekletiyoruz. Evet. Ondan sonra üstte. Böyle kuruyor 2-3-2-3 ondan sonra üstte. Evet, hiçbir şey olmadı zaman ettik biz daha da öyle de. He. Doğru hiçbir olmuyor şey zaten. Yeter ki fare gelmesin, çoluk çocuk kırmasın, hiçbir şey olmaz. Önemli olan o. Dediler ya hatta bir sene falan garanti duruyor, hiçbir şey olmuyor diye. Daha doğru. Bir karşılaşacak bakalım. Bugün. Evet, bakalım bakın şu günün sonuna ne kadar gelecek. Bakır zini derler bunu. Hadi aslında şıp görüyor, bunda olur. Bakın evet. Tam bu, bundan bir zaten. Bizim davul zinisinden birlikte bu. Evet, gelince bir karnımızı doyurduk, şibit yedik, çayımızı içtik. Şimdi anneme, Sebahat teyzem eve gittiler. Onlar bakalım bardakları toplayacaklar. Herkes yine her şey iş başında bakalım. Teyzem de bezelerini öveliyor bakalım yine. Abi, şöyle boyutlar hep aynı teyze. Eli terazi gibiymiş senin. Altında çam var mıydı orada önceden? Vardı. Ne bileyim ben, yemişli olmuş. Orman gibi orası sana. Neresi anne? Sıratı var diye. Hiç görmedin mi? Vardı. 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 He, sevindiklerin altı. Suya gittiğimiz atılalım bir şey oraya. Aşağıdaydım. Şöyle yakınlaştırsak, gösterirsek. Bu köyün ilerisinde bir Sevindikler Köyü var. Tabii ki belki bizi Sevindikler Köyü'nden. Şurası doğru yeri gösteriyorum. Takip edenler vardır. Türkiye olsun, şehir dışı olsun, ülke olsun. Bütün herkesi buradan kucak dolu selamlarımızı gönderiyoruz. Şöyle genellikle bu köyde hep samanlar dışta durur. Evet. Hayvancılık çoktur burada. Hep besane vardır zaten. İşte tavuklarımız bizim böyle yeşillikli yayılamıyor kardelen bak. Vallahi gördün göremedim mi? Anne. Bak yeşillikli. Ha, şimdi gördüm evet. Bir de Abamgil'in köyde eski düzen çoktur. Evet. Onları göstereceğiz mesela taştan. Odunları bakın maşallah her taraf odun tabii ki dağdan getiriyorlar öyle böyle. Başını diyordu sabah dedi. Niye anne? Soğuk ya, evet, taştan soğukları meşhur onların. Tavukları, köpekleri yalıyor. Köpekten yalıyor. Verin de sulu öyle. Kızlar çay içeceğiz mi? Sıcak çay bak. Biraz an içeceğim. Ben de bak eski taştıkta şeylere sulu. Su şişesi. İyi bir şey. Tavuklara koyacağım bunu böyle bir yere. Tavukları, köpekleri devirtmemesi için. Köpeğin bu tarafta da malları herhalde var. Zaten Abamgil'in açık bir şişesi koyuyorlar. Evet, hava güzel olduğundan onları da dışarı çıkarmışlar. Genç olduğunu ne kadar belli değil mi köpeği? Nasıl yani, yüzünden mi? Evet. Yüzünden belli, küçük olduğundan. Evet. Küçüliden küçük değil mi? Küçük küçük. Kızım. Bak onun da soluğu öyle anne. Acım. Adı ne bunun? Vera. Ay çok üzüldüm. Dur kaç. Ha onu kırdım. Yakalayamadı. Aman, ben şimdi iş göreceğim. Anne kız değil mi bu? Kız kız. Adı da Vera işte. Koruyum. Sevimle mi? Aynı kirli gibi. Kendini bak, sevdireceğin uğraşıyor. Besteleri falan hepsi burada var. Gel şeye bakalım. Şu meşhur şeye neydi onun adı? Testiye içinde yumurta var mı diye. Her geldiğinde bakarım ben. Abamın maşallah tavuğum yok yok der. Allah manet çok olur. Bakınız size altın küpü destesi. Hatta içinde tavuk varmış ya. Birazdan tekrar. Bakın. Hadi bakalım. Yakınlandı. Tavuk buraya yumurtlamış bu küpün içine. Şu an anne belli. Hah net belli. Görüyorsunuz değil mi tavuğu? Çok hoşuma gitti. Biraz daha inşallah saldırmaz. Evet Gülay yenge şöyle maşallah çok güzel açmış. Bakın eli gözüküyor. Evet incecik. Bu tam incek kıvamında ince yukadır. Evet. Buru yuka. Bakın maşallah hem pişiricimiz hem açıcılarımız ustası. Çantisi de hafifesi tutan da değil. Evet, çevresin sona kadar, hamurun yoğuruna kadar hepsi harika. Türkiye'de bir acık da dizmeye şuraya. Yani bir şey mi sen çektikleri böyle? Gülay yenge sen hangi köydendin? Yeşildere Uşak. Ha, belki senin köyden de izleyenler vardır bize. Belli mi olur? Vardır belki. Annem bir yukarıdalar. Onlar da bakalım mutfağa topluyorlar bardakları. Evet annem bir çok acarlar. Gönül teyzem bulaşı toplamış değil mi? Öyleydi. Ben de ceyran tutuyorum. Sabah tabağımda el süpürgesinden süpürecek yerleri süpürüyor, hallediyor. Odanın birinden oraya süpürgene. Bakınız ne gördük? Ulu Bey'in bal kabağı bu.
Gönle bak. Öyle oluyor deme. Ulu beyin böyle uzun olan ulu beyin derler deme. İnan ki kolum ağrıdı. 10 kilodan fazladır. Hiç maşallah bak zamanı gelendi. Ne çürüğü var ne yarığı var. Evet. Siz dedim bunu gösteren. Tahtısını yapmaya kalksa teyzem bayağı bir çok olur ya. Bir tane de bükünü buldum. Gerçi bölür yani hepsi yapmaz da. Bakınız. Bu şeye benziyor biraz. O küçük. Bal kabağından hariç bu. Bükmelik kabağı benziyor ama yine de bal kabağı yalım. Bu bayağı yavrusu iki katı. Yani işleri göreceğiz onlar yük ediyorlar. Bir de yardım ediveriz. Süpürecek evet. Yapları. Hani kardeş nasıl oluyor biliyor musun? Ha böyle hemen birbirimizi yardım ederiz. Gittikten sonra asla oturmarız. Öyle. En güzeli. Ben çok istemiştim bir kız kardeşim olsun ama. Yok ne yapacaksın işte. Baştan onu ben düşünseydim arka arkasından ucuz olsun diye dedim. Yormadım işte ne bileyim ben. Allah'ın sağlık olsun sizlere başka bir şey değil. Öyle. Kardeş olarak görüyorum. Ben canım bize ana takipçiler diyor ya. Kardeş gibisiniz, ana kız değilsiniz diye. Öyle. Değil mi Gönlüm ağa? Ver oraya o zaman şeyleri verene bak. Neyleri? Aşağılı merdiveni oraya gönle bak hamide var mı şey mi yıkayıyor kovamı da yıkayıyor öyle de. Dışarı mı yıkayayım onları? He orada dışarı ben onları süpürüyor öyle yıkayacaksın yıkayıyor öyle. Tamam onları yıkayıyor hemen oldum. Gönle bana bulaşıkları halletti. Elimizde makineyi döşemeye verdik. Yok bale. Ya gerek yok. Dal fal tutuyor sabah şeyse. Bardak şu bu. Makineyi döşe bir şey etmiyor. Evet. Hamile bandı bizi sevmiştir. Değil mi? Biz de sevmez geldik. Mi ya? He değil mi? Yüzünü güldürmek şimdi şöyle bir şey var. Teyzemin 3 tane kızı var. Sen anlat. 3 tane kızı var. Bir tanesi bölmede erle. Tabii konuldu malı maşada olduğu için eşi cambaz. Mal götürüp gittiği için çocuklar da okula gidiyor. Gelemedi. İkinci kızı da Tekirdağ'da hemşire. Üçüncü de Merve'mizde. O da çalışıyor. İşe girdi. Onun için evde kimse yok. Eniştemle abam. O işleri halleder. Ne onlar galiba. Kızlar geldim yardım ediyor tabii ki de. Annem ev işini bitirdiler. Şimdi annem şöyle damın önlerini süpürecek. Sabah teyzem bir soba kovalarını falan değiştiriverecek. İnan ki onların böyle birbirlerine yardımlaşması benim şu an çok hoşuma gidiyor. Ya, köy yerinde olunca abam bir de kalp rahatsızlığı var abamda. Onun için fazla iş göremiyor. Haliyle köy yerinde oldum. Malmaşat eniştemle de öyle. Yine de maşallah elinden geldikçe yapıyor, evet. İşlerin altından geliyorlar. Biz de gelmiş demedik. Boş durmaya. Şöyle anlatayım. Teyzemle iki tane damları var. Biri ineklerin damı, bir tanesi de aynı tavukların, koyunların damı. Bizimki aynen. Gibi. Bir de arpa katma yerleri var. Arabanın ilerisi mesela karşı tarafta, karşıda da. Evet. Şöyle flaş açtığım için şu an gözleri renkli çıkıyor ama kaç tane var bilmiyorum. Bir de yavruları var sanırım. Anne bunlara çit mi deniyordu? Çit. Tavuklar da birer yatmış ne güzel. Yumurtlayacaklardır herhalde. Dur bakayım ben bir geçeyim. Kaldıracağım yoksa? Kaldırmayacağım. He ne yapacaksın? Yatın. Nereye gidiyor? Bak. Şöyle iki tane yumurta var. Aa üç mü? Bak. Taşı koymuş ki şöyle bakın sayın takipçiler yumurtasınlar diye abam evet, taş koymuş. Çok mantıklı. Abam buraya bak. Anne dur be. O belki yeni yatmıştır. Ellemeyelim. Değil mi? Kuma doğadır Hamidi teyzenin böyle yerleri falan yumurtlama yerleri. Ben çok seviyorum yumurta toplamasını. Ben de sanki köyümde yaşamıyormuş gibi hissediyorum böyle kendimi bir şeyleri sevdim mi? Ana hani şu kuzuya bak be maşallah. Kafasını da çıkarmışsın güzel. Dur döneceğim şimdi. Asıl köy evinde böyle olur. Böyle. Ay çok iyi. Bakınız bak. Vay be. Ne yapacağım kaldıracağım hani tavuğu. Kaldırmayın şöyle dur elimi didakla diye kur bak dur yumurtan var mı? Orada da var aynı şekilde. Aynı şeydi kolluk. Ben bunları hiç fark etmemiştim. Bak buraya da şeye koymuşlar vallahi teyzen çok uyanık. Burada da bir tane daha yumurtlama yeri var. Kardeşler bak evet. Bak bu ne biliyor musun? Dur alayım. Bak. Lamba. Evet. Eski lambalan şeysinden koymuş ki abam yumurtlasınlar diye. İki tane de burada da var yumurtası. Evet. Akşam teyzem bunları toplar artık günün sonunda. Ya bizim böyle değil işte. Ben böylesini seviyorum. Böyle tavukların yumurtlama yeri çok olması gerekiyor. Bakın kardeşim olunca biri orada yıkanacakları yıkıyor. Sabah tabam ediyor. Ben buraya süpüreceğim. Abi 3 dakikalık işimiz kaldı en fazla. Öyle. Ben şu testteki tavuğuma bakayım yumurtlamış mı? Herhalde o da çıkıyor şimdi. Yumurtladı mı kız? Biraz önce tavuğu göstermiştim ben sizlere.
Yumurtlamış herhalde. Hadi çık bakalım. Burada var yumurta. Hadi, hadi seni bekliyor. Şöyle çıkması için ne yapsam acaba? Hadi çık. Aferin. Evet, bir tane yumurta var. Tam önleri böyle oluyor. Biz de günlük süpürüyoruz. Daha çok annem süpürüyor tabii ineklere baktığı için. İnekler girip çıktığından. Bu işte benim ektiğim gazlı süpürge. Ağlar süpürmeye birebir oluyor toplamaya. Demin nasıldı bak şimdi süpürünce. Evet. İyi o da malmaşa dolduğu için demin dediğim gibi. Akşamleyin mallar gelecek. Ayağından ne kadar desen. Bir de adam hamuru erkenden yoğurmuş makinede. 5'te kalktık diyordu herhalde. He. Böyle diyordu. Şöyle toplayalım da el arabanın içine katılıyorum bari. Aynen. Tavuk yumurtlamış mı? Yumurtlamış. Burada da neyleri var da? Orada da koyunları var anne, bir de koç vardır. Şey vardı bir teyze. Ne? Tavuk var dediydi. Cici şurada ne var kayna köpeğin arkasında? He, onu teyze mi? Tabii ben de gitmem canım. Köpek saldırı falan. Burada ne var? Koyun vardır diye düşünüyorum. Delikten baksana görünüyor mu? Yan tarafta delik var anne. Biraz tahtanın boşluğu var. Koyunlar mı? İyi işte ya. Böyle mi şey kadın ne teyze mi akşam için iyi olur. İnekleri sağacağız ama. Geç gitsek malları sağa da gideriz. Sütleri alır da gideriz ama bizim savunma gönle bak götürür sütleri. Evet. Aa şeyde. Şimdi tekrardan bakalım teyzemin yanına geldim. Teyzem yine bezelerini tutuyor. Pervin teyzem de açıyor. Büyütüyor yani ilk şeyi, yufkayı. Herkes yine bakalım aynı düzeninde. Görün teyzem bile seyirci torunuyla. Ya ben seyirciyim. Öyle. Ben size güzel açıyor. Aynı güzel oluyor. Bir oturuyorum. Not yapıyorum bunları. Ateş de güzel yanıyor. Sen yazıcıyla pişiriciği var bizim kız. Yıllardan giriyor. Ben 21 yaşına geldim. İlk defa dün şişle çevrildiğini gördüm. Teyzem gibi onu da gördüm. Zaten Pervin teyzem gibi. Bugün de burada gördüm bakalım şişle. O zaman teyze şiş daha iyi oluyordur aslında ya. Şey uzun olduğu için. Pişti geçen hem mi uzun hem altına sokması çevirmek için. Doğru. Bizim burada şişine yeterler teyze. İyiymiş. Pişirgeç kullanıyor. Bizim olmuş da ben hiç böyle Hükmelerde görmedim. Hükmelerde pişirgeç kullanıyor. Hükmeyi de şişine çekiyor. Yükletmeyi gelirdi de değil mi? Şişini getirdi gelirken. Pişirivermek için. He. Onu da gördüm. Dışarıya da güzel pişiriyor. Bize güzel pişiriyor da Yaşar yemeyiz, salıvermeyiz. Maşallah yazıcımız da güzel, pişiricimiz de güzel yapıyor. Öyle. Şimdi nay nay koy yapıyoruz diye ben. Topa düşün lan şu an mal aradan biraz getirler. Bir kıyın gelir mi? Yıkılacağı sen yıkılacağı ya. Yıkılacağı daha iyi. Şöyle üstü kızarmış zaten. Herhalde yeşil rengi artık bunu alacak bakalım. Teyze bir çuval undan kaç tane yapıyorsunuz böyle yufka? Kaç tane hiç çıkıyor? Hiç saymadım Gezem. Kaç tane çuval? 150 tane fazla çıkıyor. Kaç? 300 çıkar. 300 mü? Bak yeşil rengi cevap verdi. 300 taneymiş. 50 kilo bir çuval ediyoruz. Ha işte. 300 bayağı da var yani az değil. Bunlardan büyüktür. Ama kalanımız da büyük. Saç da büyük bundan. Büyük de onun için diyorum. Ben bu çuvalı değiştirdik biz bu sacı. Sen
Ona göre de şey biz bulalım. Döndüğün gelinliği nasıl dün saçın? Ama bu daha kibar. Zinniye göre. Zinniye göre. Yaslanmış olan saç ayrı bir düğün. Büyümesi diyor. İyi koyacağım. Hayır, muskada da bir tane tam denk geliyor ya. Demek oluyor bile. Annem de bakalım alırız. Spiro da birazdan gelir. Bugün bir Nazmi teyzem ektik. Onu da bugün İzmir'den oğlu bir geliyordu. O yüzden gelemedi. Kız kardeş olarak o eksik. Evet, astrolist giriş yaptı bakalım. Maşallah incecik. Aynı baklavalık hamur şey bezesi gibi. Siyanak yufkası gibi. Ay söyleyemedim. Hepsini sardım. Siyanak kağıdı gibi. Evet. Enişte bir şey al dedi. Ben buraya yarışamıyorum. İnce bir yufka. Ayarlı altına sigara kağıdı. Bu yeri çeksin derdi. Bizde adet yazan pişireceği verir. O serer şeye. He, yaskaca manşeye saca. Ama burada öyle değil. Hem şeysi. Hem onun ateşi de kendi ayarlıyor. Bak yazan da evet. Ateşine. Öyleymiş. Evet teyzem bildim. Badem ağaçları falan var. Kardeşlerim yesin diye çıkarmış. Annen de oradan kırıyor bakalım. Ama kardeşler yesin diye mi çıkardın? Yok kendim yediğim çıkardın. Bak sen soruya bak. Tutturamadık anne. Tutturamadım değil mi? Evet. Kaç kardeşler gelsin diye çıkardım demedi değil mi? Çıkarayım. Daha neydi? Oğluna girsin. Buradaki kişiyle almaz. Buraya da süpürdük. Pazar diye şey yapmıyoruz. Galiba badem sonra alıyoruz. Öyle dursun. Sağ ol teyze. Bu Sebat teyzem de elma yıkamış gelmiş. Buyurun. Teyze senin bizde bir fotoğrafın var Sebat teyze. Elmayla böyle ısırmışsın sana elma hatırlıyor musun anne? Bir haftalık gelin. Ha işte o fotoğrafın aklıma geldi şimdi. Böyle elmayı tutuşunla. Hamide bak yatıya da kalacağız. Çok bakma. Aa ben bakarım. Yatıya da kalırız bak. Her zaman çıkıyoruz gelin şefme. Yerinden bir kalkma yok. Tatlı elma. Elma da güzelmiş anne. Gel beni ye diyor. Ya soğuklan mısınlar diye. Ya beni yok elma. Ama gidin biraz önce. Ben yedim biraz önce de. Annem de Pervin teyzem yer değişti bakalım. Annem yine açmaya geçti. Feran sen git de götürür mü? Niye? Çekil. Sen götürür tabii. Oturun oğlum sen ben bunları koyayım gelen paşam. Şöyle sizlere bakalım bir yufka nasıl incecik açılır. Sizlere göstereyim. Maşallah telefonları da çalışıyor. Yürü. Gidin mi? Yufka ne varsa bu derim en rahat etsin. Tamam. 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 Değil mi? Anne, büyütüldüğünde pek un verilmez mi? Hayır, verilmez. Kişi büyütüldüğünde verilmez un son şeylerde. Güzel büyüyor bir yandan. Evet. Evet, değil mi? Mesela bizler şu kadar falan bırakıyoruz herhalde. Yani bir yufkamız biraz daha büyük işte. Böyle bıraktım mı zaten saça girdim 3 çeli vere. Tabi odundan odundan. Şöyle teyzem yufkaları götürdü bakalım birikenleri. Hayır. Daha çok. Ayağını yiyor. Ayağını yiyor. Ayağını yiyor.
güzel bir şey. Yaşar abla sen ekmişin git kendine. Ekmiş. Olduğu yere taş koymuş. Bunlar şey olmuyor mu? Kırılmıyor mu mutlaka? Taş koymuş bundan mı şey boyunca? Şu kolları geceleri bir şeye götürüyor. He. Yumurta oldum. Sen yumurta boğulmuşsun kollu bir tane. Boğuldum. Ben önceden de kayboluyor. Sürekli bir şeye götürdüm taş koyuyor. Böyle bir tane lamba bulduk. Lamba eski kafa kısmı var ya onu diyorum. Lamba eski işte. Teyze testinde bir tane yumurta vardı. Folluklarda vardı. Çitte vardı. Başka yerinde yumurta olursa teyze söyledik. Gidelim de gösterelim. Yumurtlayanlar çıktı der şey diyor ya. Atıyor. Odunlarla çırpın bak meşte yedik. Evet. Onları da göstermiştim. Ben koydum ona. Ben koydum. Daha şu orada yapışmasın. Çıktı de ya, öyle dedim. Remok da var. Tok tok. Evet bakalım biraz önce elma yemiştik. Şimdi de fanta içiyoruz. Burada da teyzem de bakım iyi. Burada ne var amide var? Teyzem de hamur yoğuracak yalan tekrardan. Bitti mi teyze hamur? Ha bitti teyzem var. Daha varmış. Sizin geldiğinizde ben yeni yoğurdum. Biz gitmeden büyük ihtimalle hamur yoğurulur. O zaman da sizlere tekrardan gösterelim. Yani ilk defa göstereceğim daha doğrusu. Gösteremedim zaten. Teyzem de seyirci orada oturuyor bakalım. İsteyici bir seyirci lazım. Öyle. Annem bugün burada açıyor. Yarın da bakalım babaannemler olursa orada açacak. Evet. Yufka zamanı böyle olur. Mecbur Ramazan öne. Bir gün biri yapar, bir gün biri. Çok güzel. Şey Sabah. Ben hamur evleneceğim. Şu tersçi onu kaldır babam ve gitsin açık. Altında bir şey var. Bundan tengere toplarım da. Gerçekten bir közü güzel. Ak teyze bakalım. Ortası yanı ver o zaman. Ama o közler gelir. Ortasını var. Biraz dalın yetmiş. Yetmesin diye de. Ateşeyi. Ateşeyi ya közler evet. Yeter ona. Dedim ki daha bir şeyin bakalım. Dağlamasın diye. Ya dedim böyle taşlar böyle ovalli gibi ya değil mi? Kurulu gibi değil evet, mi? Evet, evet. Bunlar düz. Ortası turludur ama. Ortası saçlı. Ortası yüksektir turlu. Evet. Bak bu dümdüz, dini şeklinde gibi. O da saç değil mi Yaşar abi senin dibindeki? Evet. Dün döndü de izledim, saçı da böyleydi, düzdü. Aa bizim saçlar mı? Bunun ne diyeyim, yarısının yarısı. Değil mi? Üçü de bizim şu duvarda yaslanan saç gerçekten çok büyük yani. Ama böyle saç özelliği de abi geldi. Bizimki de öyle saçtı, o duvardaki dayalı. Evet, dün sizin de öyleydi teyze aynen. Bizimki daha büyük oluyordu. Dün biz Pervin teyzem gibiydi. Takipçilerimiz geldi. Onlar gittikten sonra oraya gittik. Nazmi teyzem bir yufka yaptı. Bir gün önce de geldi. Takipçilerimiz de saat evet. Sordular ya. Onu da videoda anlattık. Dün de Aydın arabayı görmüş. Bir üstü kaldık. Ya da bize geliyorlar bunlar diye. Sormuşlar zaten. Kocaköy'de tam Sebahat teyzeme denk gelmişler. Yani iyi Allah nasip eder varmış. Ortaköy yolu üstünde hesap ettik. Evet. Bizim mahalleye çok ters bir yere gitmişler. Bilememişler eve. Bir tane de bas değil mi diyor. Bir tane de bas değil mi diyor. Nazmi'yi oturuyordum. Orada görüyorum. Geçen gün Allah kabul etsin. Ekmeğim nasip oldu. O gün de kahvelerim nasip oldu. Yorumlarda yazmışlar. Ama amma iyi gitmişler. Daha yorumlarda yazmışlar. Baba, bugün de takipçilerini kahvelerim nasip oldu. Dündeki gelenler de ekmek alıyorduk. Biz Ferah Yenge'den Allah'tan varmışmış ekmek. Kaçın alıyorduk? İki tane. İyi. Yapıyoruz. Biraz üzerine tuz. Yeter diyeceğim. Bunu unutmamalı. Biz de yaparız. Yumurtalı dükme güzel olur. Annem çoğunlukla peynirli yapar aynı. Ondan sonra tereyağı sürerim ben önce bir de bak.
Ondan sonra yumurtayı, ondan sonra peynirini, maydanozu ekleriz. Böyle de güzel olur. Gülay yenge biraz bunun üzerine un sepeliyor. Yumurtayı tutması için. Yani bilmeyenler için püf nokta. Evet. Bak, yumurtanın akmaması için un sepelenci iyi oluyormuş. Yani un akmasın. Yapışsın dursun diye. Biz bak bunu ilk defa duydum. Belki bilmeyenler de var. Sana rahmet yine korkusuyuz bu bak. Bilir o. Biliyorum ben biliyorum. Bebe. Anladım bilmiyor ya. Yarın da onlar gelirler. Her pazar geliyorlar. Şöyle bakalım. Her pazar güzel. Gelin dedim. Her pazar gel. Bir şey olmadı mı geliyorlar. Ne o? Yasak. Yasak. Hadi. Fazla açma kızım. Şey olacak. Yani nazar etme. Olur böyle. Evet bakalım teyzem bugün 3. hamurunu da yoğuracak. Bir sabahtan tabii ki yoğurmuş. İkinciyi de biz gelmeden önce yoğurmuş. Bu da 3. bakalım. Artık son olur bu da. Makinesi var böyle. Bu ne zaman almıştın teyze? Yeni aldın değil mi? 5-6 ay olmuş. 5-6 ay olmuş. En iyisi makine ya. Su değil mi? Soğuk su değil mi kızım bu? Evet teyze soğuk su. Önce suyunu mu katıyorsun? Bakalım teyzem suyunu ayarlasın. Şimdi dokuzunu atacağım. Teyzemin usul farklı. Böyle sık yapanlar için, ekmek yapanlar için birebir. Böyle pasta böyle. Küçükleri de var, çok çeşidi var. Var var, evet küçükleri de var. Evet küçükleri de var. Bileyen gibi ondan başlıyor büyüğü. Fırın ekmeği falan bu iyi. Evet şöyle hamur bakalım kıvamına gelmeye başladı. Şöyle artık bunu hazır haber bakarak. Şöyle teyzem dedim maşallah bakalım. Yine görün teyzem yufkaları şöyle döşüyor. Birikenleri buraya koyuyorlar. Tabii ki yufkalar burada durmayacak. Teyzem bunları bir yere alacak. Hangi odasına koyuyor bilmiyorum. Döşecek teyzem. Evet. Maşallah bayağı var. Evet. Evet bakalım saat artık 3.30 falan geldi. Biz de birazdan gideriz. Bu arada buranın tarhanalı dükmesi varmış meşhur. Biz hiç böyle yapmadık. İlk defa görüyorum ben de. Kuru tarhanaya bakalım. Bu şekilde yufkanın üzerine dökülüyor. Biz tarhanalı şibit yapıyoruz. Hani tarhanayı kardığımız zaman bu şekilde. Anne sen daha önce yedin bununla. Ben hiç yemedim. İlk defa görüyorum bakalım. Bunu beyin meşhur der Ramide deysen bunu. Şurayı kapat. Bükmesini yedim fırın bükmesini. Amide Bey yediydik fırında. He. Fırın vitesinde. Birleştiriyorsun ucuna. Birleştirsen onu. Şurayı düşün. Bir daha mı yapacağız? Bir daha mı yapacağız? Ha, bir daha tarhana sorarım ya da. Fırın yarımına yıkarım tarhana. Muska yap kalbi gibi. He, üçgen yarımına. Şekilde olacakmış. Yeter. Öyle güzel olur. Hem kuru olmaz. Hem de kabarır. Yumuşa çıkacak. Tadını merak böyle. Ettim. Ha, ha belki ne açıklar. İyi kıl. İyi mi? Kapat. İşte bu tarla bitmesi. Niye? Çocuklar böyle çok severler beni. Nasıl bildi değil mi? Olmuyor ya böyle. Bahçede. Şeyde biz ama ekmek ettik. Durgadına bakalım. Orada da gördüydüm. O taraflara. Fırına etmiş. Anne kindikin ışık güzele vurmuş. Bak gerçekten tam sana geliyor. Bana vurur. Ya da sidikliği vurmasın. Hayır canım sabah güneşi sabah işte güneşi. Ama. Bunu vurur kindi güneşi. Evet. İyi bak. Gönül baba sen şöyle sokul. Sana da gelsin.
Buna en cübük montaj. Ben zaten güzelim. Gerek yok. Bak doğru söyledi. Ama teyzem. Mesela nereydi buradakine? Hayır. Ben de bir defa mal dedi dedim bu. Abi, ben bir iftira atacak mı? Kızacak mı? Hayır adam alışmamış olur. Şurada yarımın falan vardı cebimde gönle bak. Senin boynuna falan mı girdi be? Yok abi ya Meryem atıyorum ben yazdım var. Şimdi altını mı alırsın? Biz var ya. Pancar motoru çalışmadı gönle bak. İçini mazotu içini şey atacağız. İzmarit atacağız. Aydınlan hava edici bir saatini aradık aradık bulur. He dibine bulamadık. İçini açacağız yani hava çalışsın diye. Dostlu motor diye. Komşu da boğuruyor ne arıyorsunuz diye. Ben de yarımlığımı kaybettim onu arıyorum dedi. He ne ara bulabildim de kaybetmediğim dediği de. Onun hesabı var. Tamam güzel. Bakalım şimdi tekrardan olacak. Tarhana dük mü? Yaparız tabii birkaç ama tane. Ama eriyor mu bu un ya? Burada bir bayağı kişi var. Bir şeyde un salı ama. Bekledi ya. Böyle olmuyor diye demek ki. Şu oldu öyle. Yiyen bir yiyen var zaten. Şu oldu örgendik galiba. Bilmeyenler için bir böyle tarnalı bir şekilde küf noktası olsun yani. Diyemedim. Tabii canım evin çoğunda herkesin ha? Evinde bir tarhana oluyor. Biz herkes de ne buna? Bunu böyle kolay yukarı şey. Açarız. İkiye bükeriz. Şuraya da korsun ıspanak o ne korsan. Bükersin. Sürende de o meşhurdur. Ne meşhur? Böyle işte. Tarnı bunu ikiye bükeriz. Tarna, ıspanak, burasını üçgen bükme. Sürenli. Bunun içine de yağ katarız tarnanın. Biz bunu yerine kadarız. Kavurgası ne diyorsunuz mu? Sürenli. Kavurga ne bu? Şey kat, bulgur şey. Sebat teyze. Gelmeyin suyuna bakıver de az kaldıysa su katıveren. Bayağıdır kaynıyor çay. Onu ben bilmiyorum. Görmedim hiç. İyi değilsem ya. İyi o zaman. Çoktan çok edelenmişmiş ondan. Yusuf derdi bazen. Şey ediyor da yollamış Hilal'e biz değildik. Evet bakalım bükmelerimiz oldu. Bayağı bir tarhanalı bükmeden var. Şimdi de yumurtalı peynirden yapıyorlar bakalım. Babam gibi tarladılardı. Onlar da geldiler. Balkona onlara sofra koydum. Pervin teyzem de şöyle bizim yiyeceklerimizi ayarlamış. Salatalık, domates, zeytin, peynir. Şurada daha iyi turşusu var. Teyzem yapmış. Yine turşudan var. Soluk soluğa kaldım. Koşturacağım derken. Şöyle ilk önce kimisi peynirli oluyor, kimisi yumurtalı oluyor. Bazıları da karışık oluyor artık ne denk gelirse. Güzel bir güneş çıktı. Kimli güneş tam da buraya vuruyor. Evet, şansına iyi oldu. Kıkalara da çok güzel oldu. Güle güle yedirmek nasip etsin. Allah malı da onu da sağlık. Hadi güzel. Bir şey yaptım. Şuna bak, devam edeyim. Annem bir eve gidip gelecek. Teyzem bey annem yerine geçti. Açıyor bakalım. Bugün kardeşler günlerlerini gösteriyorlar. Evet. Bol bol açıyor. Bir biri. Bak yumurtalı yiyeceğim. Varsa öyle katıyor. Yoksa şimdi katmam. Ona bak. Ben tarhananın tadını çok merak ediyorum. Bakalım nasıl. Tabii yedikten sonra da sizlere söyleyeceğim tadını. Güzeldir herhalde. Zaten tarhana her şey yakışıyor. Biz tavada kavurup da yiyoruz. Öyle de güzel oluyor yumurtalı. Bakalım teyzem bir komşu gelmiş. Onda yumurtalı yapıyorlar. Bardaktan hepsini getir. Çayları koyuyorum ben. Teyzem de biraz hasta olmuş. Sesi kısık gibi değil mi? Üşütmüşsün teyzem. Hani öyle gırıp ben diyelim mi? Valla bir şeyler çok güzel olmuş. Gerçekten. Şuna bakın be. Ey, Eden mi? Neydi? Eden mi avrat? Eden mi avrat? Öyle bir şey. Eden davrat. Ettiren davrat. Değil mi? Makine diyecek ki benim orada asıl üneri diyecek. Koca kız daha acar. Makine. Değil mi? 5 dakikanın yarım saatin yoğurdunu. Öyle mi? Biz yapmıyorduk. Akıl veriyor. Ne? Atıyor. Baksana biz öyle yapmıyorduk. He ben de o. Dedim iş ben de yumurtalı. Mantıklı ama un kaymaması evet. İçinmiş. Biz de bilmiyorduk. Yumurtalı. Anne buraya geldiğimiz iyi oldu bak. Değil mi? Tarhanalı bükmeyi diyeceğiz. Daha yemedik de. Ondan sonra yumurtalıyı öğrendik. Yani yumurtalıyı biliyorduk. Unlusunu öğrendik akmaması için. Yiyelim mi çaylarını? Şöyle anne senin sevdiğinden burada şey var. Doruk turşusu var. Biraz bardak yok mu kardeşim bu? Var. Bak, bak leğen var ya kenarda. Onun içinde plastik bardaklar var.
Onu göremem ben bacı. Şurada bak hemen. Salih peynir soğuk. İşeceksen bak oradan al diye şey yapıyorum. Ha, gördün işte, değil mi şimdi? Bir şey derken. Kaşık kepçe getirdim keşke. Acıma bak ha. Abla acaması şey var. Ekimi çekeyim bunları. Hiç bakan merak etme. Güzel mi? Harika. Ya. Bu garinle, biberinle yapılan. Bir tane daha öyle bulamadım. İşem ben işem biraz. Bir tane 2-3 kilo aldım. Evet, çayımızı içtik, bükmelerimizi yedik. Bu arada tarhanalı bükme çok güzeldi. Anne sen de beğendin mi? Gerçekten çok güzeldi. Nasip olursa yarın unutmazsak babaannekini yapalım kardeşler. Bükmeyi mi? Evet, olur. Onlar da beğenirler. Böyle burada da güzel değil mi? Şey tarhanalı. Aban da değişik yapıyormuşmuş. İşte kaçırmayalım, tamam mı? Gelelim. Anne gelelim de sonra enişten bile zorluk olmasın. Gelelim de rüzgar tahsin de görsün. Maşallah. Hani küçük Doğan nereden işte? Ay. O arkada bir ama en köşede. Anası bağ başında. Enişte abangil diyordu. Kuzunun bir yere sıkışmış. Nereye? Şu bakarın altına girdi. Ne güzel başlıyorlar. Onu ayarla sen o zaman. Bak abangil zor çıkarmışlar içinde. O açtı ayaklarını 2 gün. Uyatıyor daha orada uyuyor anasının yanında. Ha bak ya. Ana evet ileride. Büyük kuzu doğmuş da koyun doğumu yapmış. Allah'a emanetler. Sizlerden bir maşallah alırız gari. Kapıyı kapatıyorum sen işte. Benim yeri senin. Biz artık eve gideceğiz. Burada sonlandıracağız. Videonun daha sonuna geldik. Çoban değneği gibi elime aldım değneğimi. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.